Aha, oradan su akıyormuş. Merhabalar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hoş geldiniz. Şu an tren istasyonundayım. Aha, şu mavi ev bizim. Köyde dersiniz ki Nara abla, bu yağmurda, çamurda ne işin var senin dışarıda? Kızlar, benim eski köye gitmem gerekiyor. Orada biraz işim var. O yüzden trenle gideceğim. Çünkü Can arabayı servise götürdü sabahın köründe. Yani günün ilk ışığında termini vardı, yani randevusu. Araba da çıkmadı henüz. Burada senede bir defa öyle arabayı şeye götürüyorsunuz, servise götürüyorsunuz. İşte sürüş onayı falan veriyorlar. Öyle bir şey, bilmiyorum Türkiye'de de var mı bu? İlla ki vardır. İşte durun, bir şunu koluma takayım. O yüzden trenle gideceğim ama şansıma bugün yağmur yağıyor. Allah'tan ki gideceğim yer fazla uzak değil. Evde de hiç şemsiye kalmamış kız. Sara götürdü birini. Aslında bir tane var. Onu da ben almadım da, o kadar gerçek şemsiye sevmiyorum zaten de. Oldum olası hiç şemsiye kullanmıyorum. Çünkü gerçek daha güzel yağmurda ıslanmak. Da hava biraz serin dediğim gibi. O kadar değil yani. Şöyle zaten şu siyah deri ceketimi giymişim şöyle. Hep diyorum ya, Matrix gibi. Onu giydim. Yağmur geçirmiyor zaten. Ondan sonra da Kadir gelip beni alacak. Kadir işte. Dedi saat 3'te çıkacakmış. Gelip beni alır, bilmem artık direkt eve mi gideriz. Yoksa Kadir'le bir kaçamak mı yaparız. Orası hiç belli değil. Öyle işte, dedim size haber vereyim. Sonra akşam da eve gidince zaten yemek yaparız. Henüz menüde ne olduğunu hiç bilmiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Belki bir sürpriz yapar. Simiş yapar. Simiş bugün evde. Geç onların hiç sürpriz yaptığını görmedim de, çocukların. Her şeyi annelerden bekliyorlar. Azad'ı evde bıraktım. Simiş var evde, o bakacak. Bakalım. Öyle işte. Hava güzel olsaydı beraber kike falan giderdik. O kike de epey uzun zamandır gitmedim Obendorf'ta. Ama hava yağmurlu dediğim gibi. Öylelikle bir yola koyulalım. Bakın harıl harıl yağmur yağıyor ama böyle ince bir yağmur. Değil mi? Köyde nasıl sef sessiz. Derler ya, incin top oynuyor diye. Bizim köyde de gerçekten incin top oynuyor. Öyle ama seviyorum galiba burayı ya. Sessizliğini seviyorum. Havası da güzel. Her şeyle güzel işte, ne yapalım. Sadece ev çok eski de. Ne yapalım onu da bilmiyorum ki kızlar. Ev yok, ev. Bakıyorum sürekli, belki daha iyi bir eve çıkarız. Daha temiz ya da kendimize ev alırız da. Nerede artık ev almak bir hayal oldu. Şu an 2-3 odalı evler bile 300 bin eurodan aşağı değiller. Ki bizi 2 oda 3 oda kurtarmıyor. Öyle bakacağız, nasip kısmet ya. Vallahi huzurunuz sağlığınız yerinizde olsun da. Dünya malı varsın olmasın, ne yapalım. Öyle de böyle de sığınacak bir çatımız var. Ellerim dondu. Şu an trendeyim de gire bak, hele yazma açılmış var ya. Ay. Şeyim. Az daha gelmeyin. Ellerim buz sıkacaktı. Soğukmuş bugün. Bakalım. Yani işte şimdi diyorsunuz ki içinizdekini duyabiliyorum. Narin abla, eylet alsana. Böyle trenlerde sürünüyorsun, sen kendine bir eylet al da rahat etsin, olmaz mı? Çok haklısınız. Size sonuna kadar hak veriyorum. Ama ben de şu an o eyleti alacak zeka sıfır. Çok zor. Hani gerçekten araba sürmekten falan korkmuyorum. Kurallardan da çekinmiyorum. Çünkü her şeyi biliyorum. Bütün yolları, trafik kurallarını, şeyi, cesaretliyim de. Ama işte gel gör ki o bilgisayar soruları var ya, tam bilmiyorum, yalan olmasın da, gençler bile çok çok zor alırken benim gibi bir ev karını nasıl alsın ana? Ama inşallah denemek istiyorum. Azat
başlasın. Yani planlarımda var. Gerçekten var. Ki bu hani mesela şehirli bir yerde yaşasam, diyelim ki Viyana gibi, işte Linz gibi böyle büyük şehirlerde yaşasam kesinlikle almam. Çünkü orada arabayla hiçbir yere gidecek gerekçesini duymuyorsunuz. Her tarafınız market, her tarafta U-Bahn'lar, yani yeraltı trenleri var, otobüsleri var. Her kapının önünde kalkıyor neredeyse. Bir de arabanızı park edecek yer bile bulamıyorsunuz. Ama böyle köy yerinde kaldığım sürece şart. Bir bakalım nasip kısmet artık. Yanımda da yaşlı çok tatlı bir nene oturuyor. Öyle şu an bana bakıyor. Diyordu ki bu kadın kendi kendine deli deli ne konuşuyor trende, değil mi? Beni deli sandı herhalde ya. Neyse kapatayım da kadının kafasını daha çok karıştırmayayım. Hadi bakalım dostlar. Biraz sizi dışarıyı izleyin kendinize. Dışarıyı böyle izlemek insana bazen huzur verir. Bakın. Trendesiniz şu an. Cama yapıştırdım sizi. Böyle çok rahatlayın. Langır 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 tren sizi sallıyor. Böyle acayip böyle bir rahatlama hissi geldi şu an size. Bakın sizin bilinçaltınıza giriyorum. Ve yağmurun damlalarını yanağınızda hissedin. Çok güzel, böyle sizi böyle derin uykulardan uyandırıyor. Bakın ne güzel. Her yer yemyeşil. Bakın şu an çayırda hiç inek de yok. Yani çayırlar da bizim. Koşturalım. Değil mi? Aha bahçeye geldik. Burası bahçemizde biliyorsunuz saray. Saraylar şu an kurumuş vaziyette. Oraya öyle odaklanmayın. Yazı düşünün. Tüm çiçek her taraf. Çayınızı almışsınız. Oh mis. Neyse bu kadar terapi yeter kızlar. Hadi. Şimdi ben yatacağım trende. Hadi bakalım. Şimdi bu köye geldik. Bir Moskurası. Burada iniyoruz. Buradan da benim gideceğim köyün trenine bineceğiz. İşte orada da öbür trene bineceğiz. Hep beraber yolculuk yapa yapa gideceğiz, değil mi? Mesela şöyle trenlerin birbirine karışık olması da şu an inşaat var her yerde. O yüzden. Bakın hep istasyonları yeniliyorlar. Birinci aya mı ikinci aya kadar bu şekilde trenler çok karışık olacakmış. Bakalım bizim tren de 1-2 dakikaya geliyor. Kızlar ben dışarıda işlerimi hallettim. Kardeşim de burada oturuyor ya biliyorsunuz. Hemen uğradım. Ebru dedi abla illa bir kahve iç. Çünkü Kadir geldi beni alacak. Hatta gelmiş bile aşağıda da. Dedim Kadir sen de aşağıda. Yukarı çık dedim yok dedim. Evin önü tüm inşaat çünkü doğru dürüst park etme yerleri de yok. Dedim o zaman dur da şu kahvemi iki fırt çekeyim geliyorum. Beni şu an aşağıda bekliyor. Kahvemi için beraber eve gideriz artık Kadir'le. Evet kızlar Kadir geldi beni almaya. Alo guys. Kadir kuzucuğun da nasıl yakışmış sana. Ne güzel. Ana öbürlerini şey, gönderecek ne diyor, mi? Ne diyor? Karabaş koyuna dönüşmüşsün diyor. A, doğru söyle karabaş koyun. Valla öyle diyor. Kardeşim karabaş koyuna dönüşmüşsün diyor. Şöyle Almanya tarafına gidiyoruz Laufen'e. Petrola siparişlerim gelmişti. Onları almaya geldi gidiyoruz. Mi? Geldi mi? Ben evde yoktum ki. Geldim. Sabah da mı yoktun? Ya sabah yoktu. Ben 12.30'a trene bindim ama yoktu posta. Kesin yarın gelir. Gelsin bir hafta oldu neredeyse. Evet. Bugün akşam yemeğini Kadir yapacakmış bize. Vlog çekecek zaten. Abi bakalım. Kendime göre yapacaktım da. Kadir biraz da biz de yeriz. Abi o sizin için kahvaltı geçiyor. Benim için akşam yemeği. Ben de akşam mı severim onu Kadir. Ben de onu akşam yemeği olarak yanına da bir bulgur yaparım. Ben de bulgur yaparım yanına. Evet sen de bulgur yap. Çoktandır bulgur yapmıyoruz. Gerçekten bulgur yiyelim bugün. Ooo trafiğe bak anne sen biz nereye gidiyoruz? Bir sürü trafik var. Dönecek mi geri? No dönmüyor Kadir ya dur. Pardon nasıl geçeceğiz? Dur bekle sana illa bir insan evladıyız yol verir Kadir. Bakalım bekleyelim. O şu ne tırların gibi yüzünden dolmuş. Ana arabanın içi de nasıl güzel görünüyor evet, Kadir. Ama acıktım ya kekim valla. Acıktın? He. Ay yemi, ay yemi. Oğlum yol verenimiz olacak mı? Ha veriyordu şu şeyden. Ay sen bu ismini de verdi verdi gelip sana geç ha diyor. Dankeschön. Kadir sen nereye kafan ha, nerede? Türk. Türk mü? Sağ ol kardeş. TR23. Diyorum sağ ol kardeş. Hadi gidelim bakalım. Şunların yaptığı icatlara bakar mısınız? Okulda öğrendik anne. Nereden öğrendiniz? Okulda. Azat tamam yeter.
Koy abi çocuğa örnek öğretti. Dur. Beki mi? Ne bu? Kabartma tozunu patlatıyor. Kabartma tozu mu? Şeyler artık belamızı bulduk. Ha dur bekle, içinde daha var bak, dur o. Ben de kendiyi. Azat dur, bir şey gördüm. Çok heyecanlı mı Azat? Kapatam kafanı. Dur çekin, su lazım. Bak çekin. Öyle. Yok bunu koyalım bak, bunu koyalım. Dur. Onu indir. Ne la be, elinize patlasın da görmüyorsunuzu. Ay korkuyorum kardeşim. Mesela... İndir indir çabuk. Çabuk çabuk indir, patlar. İndir, yani at, at at at. At patlayacak. Fizik bu, fizik. Oo. Bak korktu bazen. Nasıl heyecanlandı? Ha abi yine yapacak. Ama elinden atman lazım, el bombası gibi ölmem. Nereye gitti dedi? Nereye gitti dedi? Bu dişe dedi çok eğlenceliydi. Valla çok eğlenceliymiş ablaları ya. Hadi bunlar böyle biraz bir bundan oyalansın. Tek başına yapamaz zaten. Kadir'le yapsın. Kadir! Bak bak bak. Bibi, bibi. Bırak. Kaç. Aa. Vii. Gitti. Fırlattın. Arkadaşlar, Barış'a bayatıp bir lüfte gitti. He? Aşağı fırlattı. Ve arkadaşlarım o bombayı aldı ya, gitti kayboluyor ya. Evet, bombayı arkadaşları aşağı fırlatmış, bombalarını almışlar, gitmiş kaybolmuş. E abi sana dedi ki yavaş fırlat diye. Abi sana bir daha yumurta alırsa, içinde yine öyle kutu çıkarsa abiyle yaparsın, tamam mı? Tamam. Anne. Aşağıda kaybolmuş, o çayırın içinde kaybolmuş Azat. Bakacağım. Hadi bak sen. Ama bakacağım çayırın içinde. Tamam. Var mı? Var. Kadir de şu an bize... Sıcıklı melemen yapıyor, abi, fotoğraf abi, fotoğraf. Ve benim terliklerimi giymiş bu arada. Ayağımı çekme, utanayım ya. Hem gösterdi hem de utanayım, bir rollere gel. Şurada melemenini yapıyor. Çok açım dedim, Kadir sucuğu bol doğra dedim. Arkadaşlar vallahi yetmiyor. Ama Kadir ancak bu koskoca gövdeye azıcık melemen neye yetsin ya. Akşama işte zaten akşam olmuş artık da melemen yeriz. Bir tek Sara şu an işte. Sara da kesin bulgur ister ya da kendine noodle yapsın. Söyleyeyim, o noodle hazırlayayım da o noodle yapayım ona da. Akşam yemeği olarak. O da biçer zaten. O da biçer. Valla bakalım canları ne istiyoruz. Ana onu, ocağın altı şey değil ki, ondan ısınmadı. Hadi. Şimdi ısınır. Azat da bu arada beşiğine dinlenmeye gitti. Kızlar bugün biraz hasta yazdık. Zaten ben yokken istiğfar etmiş. Simiş dedi. Yatağın en tümü batırmış. Çünkü ben götürmemiştim. Evde kalmıştım. Can geldi ya, ona uyanmıştır. Abi. Can melemen yiyor mu? Kadir sucuklu melemen yapıyor bize. Sucuklu melemen mi? He. Kayseri sucuğundan hem de. Ne aldın fıstaladan? Kendim elimsin. Yoksa bana hediye mi aldın mı? Yok. Bakın ne aldın? Bunu da aldım, hediye verdim. Amma nasıl tatlıymış Azat. Sana hediye verdim. İnsan bir yalandan mahsus der ki hediye aldım sana. Millet kameranın önünde öyle yaptı. Aslında sana hediye de. Valla gerçekten aldım. Bu arada kazan çok güzel olmuş. Hiç giymiyorsun. Kitap sorga. Süpürge alacaktı bana. Niye almadın? Beğenmez, beraber aldım. Yok valla beğenirdim ya. Ya boş markaydı. Olsun, boşu beğenirdim ki. Ha işte gidelim. Neyse, aksiyonda. Gidelim. Gidip Allah hemen. Çok indirim var. Kaplantikor hep indirim. Evet bakayım bir motora bindirmiş Azat. Düştü. Bu arada dört gözle melemenin pişmesini bekliyoruz. Abi ne kaçtı? Can yemek yedikten sonra akvaryumu temizleyek. Akvaryum yine almış başını gitmiş. Ali nasıl tatlı. Bunu da hediye vermişler elbise aldığı yerde. O da Azat'a getirmiş abi, babiş. Tişörtü nerede onu? Tişörtü abi, nerede? Tişörtü o tişörtü. Aman giydir bari abisi ya. Motorda. Hadi motorda giydir bari, yazlık üşümüş. Onu bak yiyeceğim, toplatma. Dur ben toplarım, beraber toplayacağız. Oğlum sen döktün, beraber toplayacağız. Sonra biraz oynayalım ki sen dağıtmışsın. Oynayayım, hadi oynayayım. Ya o zaman hadi melemen olana kadar bir tur oynayabiliriz seni. Anne. Hey. Azıcık dursun, azıcık da oynasın mı? Azıcık da bizden kart oyunlarını oynasın. Taci de burada, köpeğimiz de burada bizi izliyor. Bu köpek her gördüğümde gülüyorum kızlar.
Balon ya, ayakta duruyor, şu ayakları ağır ya, şeyler böyle yerde duruyor. Nasıl senin böyle kara baş seni? İpini tut diyeyim. Kaybolmasın. Kaybolmasın. Köpek sen bizi izle, biz azatlaşınca kart oyunu oynayacağız. Getir kartlarını. Kartlarını getir. Bu konkur köpek. Evet, orada dursun. Hadi bakalım kartta kim önce çok kazanırsa. Anne acık kazandı. Acık mı kazandı? Daha hiç oynamadık. Şu şekilde Azat'la kart oynuyoruz. Normalde bu kartları kapatıyorsunuz. Eşlerini aklınızda tutup geri açmanız lazım ama tabii ki Azat'ın yaşına göre daha değil o şekil oynamak. Biz böyle oynuyoruz. Eşlerini buluyor. Kim çok eş bulursa o kazanıyor, değil mi Azat? Evet, bakalım Azat bulacak mı? Bakayım elinde ne var? Tamirci var. Evet. Nerede tamirci? Eşlerini bir yerde kaybettiysen onu bulamayız burada Azat. Nerede? Bakmak nerede lazım. Aa, bak bir tane de orada kutunun altında da var kart. Bak bu orada mı? Bu değil ki ama. O da değilmiş. Bulmamız lazım o zaman. Annesim buldu. Annesim buldu. Aferin. Azat buldu. Azat bulduklarını buraya koyuyor. Bu polis. Polisi de bulman lazım. Polisin eşi nerede? Bilmiyorum, biz böyle hep sabah abi, akşam canımız sıkıldıkça böyle Azat'la oynarız eşi evde. Buldu ben. Evet, acayip seviniyor eşlerini bulunca. Hiç bana fırsat vermiyor. Ama onun eşini değilim artık. Hadi gidin, neyse hadi biz bu oyunumuzu bitirelim. Melemen az kaldı herhalde düşmesine. Evet. Ve melemenin sonucu. Bandırıyoruz, hepimiz saldırıdayız. Göp. Şuna bolca üzüm, aha hıyar doğradı. Salata yapacaktık. Hepimiz erindik çünkü çok acıktık. Salata çok güzel olmuş ama. Geçen turşu, keşke çoğalaydık Can ya. Dedim sana. Geçen yaptığım turşu kızlar acayip güzel olmuş. Can, turşu güzel olmuş mu aşkım? O kadar. Mancım güzel olmuş işte, başka ne var? Köyük kulağı. Kadir az da bayılıyor. Ne oldu? Ama Azat'ın yumurtasını kim patlattı? Azat. Allah Allah. Bak burada senin yumurtan. O senin. Yo babi sana patlatıp verdi. Patlattı mı yerdin sana? Evet, ben de bu videomu burada kapatıyorum kızlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Birbirinizin kalbini kırmayın. Melemen yapıp yiyin. Hadi bakalım. Bay bay. Yarın görüşürüz. Şu balıkları temizleyip. Yazık, bayağı kirlenmişler. Aşırı derecede hızlı kirleniyor. Daha 2-3 hafta olmadı değil mi? Oluyor, bir ay normal narin. Yani sürekli zaman olsa her 2 haftada bir yapsam o kadar kirlenmiyor. Aynen, ama biz zaman bulamıyoruz, olsun. Çalışıyor. Olsun, bir şey olmaz yazık da. Zaten aslında balıklar yosunlu suyu seviyorlar. Çıkar şu kağıdını. Bırak. Aslında onlar için bu su daha iyi. İşte de bizim için görüntü olarak. Şimdi akvaryumu tertemiz yapalım. Onu sonra size gösteririm zaten. Ben görevimi tamamladım. Şunları tek tek hepsini sürttüm fırçayla, şu taş maşlarını. Diş fırçasıyla bu arada sürtüyorum her tarafını. Çok güzel tertemiz yapıyor. Hiç iz bırakmıyor. Azat da bana yardım etti değil mi Azat? Balık oldu. Balık. Bakın Azat'ın elleri de balık olmuş. Yıkamaktan değil mi Azat'ım? Balık oldu ablaları. Şimdi tertemiz yıkadım. Can da suyunu şeysini yıkadı. Hadi onu indi. Ha, şuna masaya koy da kurusun. Oraya indir. Motoru yıkadıktan sonra sirkeli suya yatırdım. Bayağı bir orada da dinlendi. Ondan sonra da temiz suyla durulayıp getirdim. Baba. Şöyle Can da suyunu tertemiz yaptı. Bakın cam gibi oldu. De işte dediğim gibi çok çabuk kirleneceğim. Bu ne için akıttı? Bu suyu şey yapıyor bak. Ne yazıyor burada? Arındırıyor değil mi? Filtre. Vassa filtre. Vassa'yı çeşme suyunu hazır su haline getiriyor. Evet, çeşme suyunu arındırıyor. Da işte hemen kirleniyor. Hani zamanınız varsa 2 haftada bir yapın. Yoksa biz böyle 3 haftada bir yapıyoruz. Herhalde biz Berlin'e gitmeden bir gün önce yapmıştık. En ideali 2 hafta. Evet, en ideali 2 hafta. Fazla. Zahmetli yani. Akvaryum öyle güzel duruyor ama. Keşke hep temiz olsun. Bayağı iş. Bilmiyorum artık. Öyle işte.